Uşaklıyım, Uşak Eşmeli'yim. Türkiye Cumhuriyeti'nden bize mektup geldi. Seni terörist olarak görüyorlar. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda diplomat olarak başlamış oldum. Amerika'da yüksek lisansıma başladım. Interpol'u teklif ettiler. Bütün iç güvenlik politikalarından sorumlu kişi oldum. Volvo'nun iş makineleri bölümünde çalışıyorum. 2016 oldu. Görüştüğüm insanlar başbakan, cumhurbaşkanı, nasibimizde İsveç varmış. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda en önemli pozisyona gelmiş. Siz ülke olarak diyorsanız ki hayır, işini kalmasını istemiyorum. Şimdi hain diyoruz. Kim hain? Herkese merhaba. Bugün tutunanlarda hayatı başarılarla dolu eski bir diplomatla beraberiz. Şimdilerde de İsveç'te göçten sonra hayatını aynı başarılarla devam ettiriyor. İsmail Fert Bey ile beraberiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız Ahmet Bey? Hoş bulduk, sağ olasınız. Şöyle bir hayat hikayenizi dinlemek istiyorum. İsmail Fert kimdir? Aslen Uşaklıyım, Uşak Eşmeli'yim. Ankara'da doğdum, yalnız İzmir'de büyüdüm ve gençlik yıllarım İzmir'de geçti. Babam askeriyede işçiydi. 1974-79 yılları arası Ankara'da yaşamış olduk. Daha sonra babamın işi sebebiyle İzmir'e taşınınca 1979 tarihinden itibaren İzmir, Altındağ'da yaşamaya başladık. Altındağ'da büyüdüm. Çok farklı, çok renkli yerler. Orada çok hayatı farklı olur. Yani normal bildiğiniz hayat değildir. Bir taraftan cumhuriyetçiler, bir taraftan Atatürkçüler, bir taraftan dindar olmaya çalışan insanlar. Bir taraftan gevur İzmir derler. Farklı farklı kültürlerin yetiştiği, doğduğu, geliştiği bir şehir. Ve bu insanlarla tanışmak aslında bana çok müthiş bir zenginlik kattığını düşünüyorum. İlkokulu, ortaokulu İzmir'de okumuş oldum. Tabii derslerim de iyiydi yani. Böyle ilkokulda da dereceyle bitiriyordum. Ortaokulda dereceyle bitirdim. Bir şekilde adaletin çok önemli olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ve adalet alanında ilerlemeye karar vermiştim. Daha sonra 1988 yılında polis koleji sınavları vardı. Onları kazandım. Ona başladım. Ve dereceyle bitirdiğim için direkt sınavsız bir şekilde polis akademisine girmeye hak kazanmış oldum. Üniversiteye Ankara'da polis akademisine başlamış oldum. 1996 yılında mezun olmuş oldum ve daha sonra da görev hayatıma başlamış oldum. Nasıl bir ailede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz geçti? O dönemlerden böyle aklınızda iz yapan hatıralarınız var mı? Yani belki haksızlığa karşı dayanamıyordum. Böyle bir özelliğim vardı. Hala belki var ama hayat şu an bana şunu öğretti. Hayat 2 artı 2, 4 demek değil. Tabii o dönemlerde biraz daha bunu kavrayamamıştım. Haksızlıkları bir şekilde kendim gidermek istiyordum. Kızlara mesela laf atarlardı. Böyle niye laf atıyorsun dedim de sana ne falan derlerse yani birkaç kişiyi dövmüşündür. Maalesef tabii o zaman hoş bir şey değildi ama kısa da süreliğine de olsa günde işte birkaç kere de camiye gitmek beni çok daha mutlu ederdi. 8-9 yaşında, belki hatta 7 yaşında namaza başlamış oldum. Hatta bir keresinde de Peygamber Efendimiz de rüyamda görünce o da bana yani bazı tavsiyelerde bulunmuştu ve o tavsiyelerden bir tanesi de namazdı. Namazını bırakma demişti. En azından namazımı bırakmamaya çalıştım. Aileniz dindar bir aile mi? Babam gerçekten rasyonel, mantıklı hareket eden, işçi, emekçi, dürüst, bize bütün gücüyle destekçi olmaya çalışan klasik bir Anadolu erkeğiydi. Annem de tabii ki yani kalp gözü açık, daha böyle müşfik bir anne olarak o rolde ben gördüm. Onlar da benden etkilendiler. Çocuk olmama rağmen babam daha sonra namaza başladı. Hala 5 vakit namazını kılıyor. Görev hayatınıza nerede başladınız? 4 yıllık eğitimden sonra İzmir'de ilk görevime başlamış oldum. Orada komiserlik yaptım. Interpol'ü teklif ettiler. Interpol'de başlar mısın dediler. Ve Interpol'de yönetici olarak çalışmaya başladım. Kısa bir süre sonra bürolar amiri oldum. Ege bölgesinden sorumlu olarak da çalışmış oldum. Çünkü İzmir'de bir tek Interpol bürosu vardı. Bütün Ege bölgesine bakmış oluyorduk. Dosyalar bize geliyordu. Bürolar amiri demek şu demek. Terör olayları geliyor, uluslararası terör olayları geliyor, siz sorumlusunuz. Uluslararası kaçakçılık olayları geliyor. Uyuşturucu, uluslararası uyuşturucu olayları geliyor. Bunlardan sonra uluslararası cinayet olayları geliyor. Uluslararası düzeyde bir uyuşturucu kaçakçılığı var. Bu konuda neler yapılabilir veya uluslararası organize suçlarla ilgili olaraktan neler yapılabilir? Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Başarımız duyulmuş oldu. Dünyada da bu bir şekilde duyuldu. O dönemde
yazmaya başladım. Böyle niyeyse yaptığım şeyleri yazma duygusu oluşmaya başladı bende. 9 Eylül Üniversitesi'nde araştırmalar yaptım. Değişik profesörler, farklı konularda çalışma yapan profesörler. Müthiş hocalarla tanışmaya başladım. Fevzi Eroğlu, işte Nükhet Otar Başargan. Bunlar gerçekten alanlarında isim yapmış insanlar. Bunlarla tanışmış oldum. Onlarla beraber değişik çalışmalar yapmaya başladım. Şu an bunlar Türkiye'de sesleri, sözleri geçen insanlar. Master'a başlamış oldum. Yüksek lisansa yani başlamış oldum. Ama beni niyeyse böyle tatmin etmedi. O sırada duydum ki Ankara'da belirledikleri veya başarılı olan devlet memurlarını yurt dışına gönderiyorlar. İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya, Fransa'ya gönderiyorlar. Tabii benim İngilizce olduğu için değil, ya İngiltere vardı ya Amerika vardı. Özellikle Amerika'yı çok hayal ediyordum. Sınavlara girdim. Sınavları da geçmiş oldum. Geçince Amerika'ya gönderdiler beni. Amerika'ya 2 yılına gitmiş oldum, 2,5 yılına gitmiş oldum. Ohio'da Kent State Üniversitesi'nde. Tabii oraya gidişim istihbarat analizi alanında yüksek lisans yapmaktı. Bunu yaparken aynı zamanda MBA dedikleri Master of Business Administration yani yönetim bilimleri alanında da değişik kurslar aldım. Türkiye'ye geri döndüm. Öğrendiklerimi aktarmam gerekiyordu. Değişik eğitimler veriyorum. Yani istihbarat analizi nasıl yapılır Türkiye'de böyle bir kavram dahi yok. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptım. İçişleri Bakanlığı bünyesinde analiz merkezi kurmuş oldum. Direkt sorumluluk bendeydi. İlk defa kurulan bir şeydi. Bunu yapmış oldum. O dönemde bir kanunda değişiklik oldu. Sanırım 2002-2003 sıralarıydı. Orta düzey ve üst düzey yetkililerin eğitim alması gerekiyordu. Eğitim konularından bir tanesi de yöneticilik eğitimiydi. Dediler ki bana, sen gelip bizim işte orta düzey ve üst düzey yöneticilere bu eğitimi verir misin? Tamam dedim, veririm. Herkese yöneticilik kursu vermiş oldum. Şu an Türkiye'deki üst düzey görev yapan, özellikle İçişleri alanında hepsi benim kursuma tabi olmuş, yöneticilik kursu almış insanlar. Aynı zamanda doktoraya başladım. İzmir'de yine 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışma ekonomisinde doktoralarıma başlamış oldum. Sosyal politika tedbirleri kapsamında suçun önlenmesi çok bakir bir alan. Kimse bu alanda hiçbir çalışma yapmamış. Doktorayı bitirirken ben tabii şeye başladım. Böyle dedim ki benim akademik yeterliliğim var, uluslararası tecrübem var, Interpol tecrübem var. Amerika'da master yaptım suç bilimlerinde, MBA'de. Artık ben dedim diplomat olmak için bütün yeterliliklere sahibim. Bir şekilde sınavlara girmem gerekiyor. Birkaç tane göreve başvurdum. Yani dedim ki ben şey yapmak istiyorum. Daha birincisinde böyle hemen cevap geldi. Daha sonra Makedonya'ya yerleştim. Makedonya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda çalışmaya başladım. Diplomat yapısında da yine bir hiyerarşi var. Orada bölüm müdürü olabiliyorsunuz, daireler müdürü olabiliyorsunuz. Ve ben artık yavaş yavaş kendimi daha böyle donanımlı hissetmeye başladım. Orada da bir üst göreve, bir üst göreve, bir üst göreve derken bir dönem geldi. Bütün iç güvenlik politikalarından sorumlu kişi oldum. Makedonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın temsilcisi duruma düşmüş oldum. Altında 17 tane diplomat var, bir sürü yerel insanlardan var. Onlarla beraber çalıştım. Bu şekilde de diplomat hayatını 2007'den yaklaşık 2016'ya kadar devam ettirmiş oldum. Daha sonra Avrupa Konseyi'nde çalışmış oldum. Yine yolsuzluk alanında ciddi çalışmalar yaptım. Organize suçlar kapsamında çok ciddi çalışmalar yaptım. Bunlarla ilgili yine raporlar hazırladım. Tabii bu yaptığım çalışmanın yanında aynı zamanda doçentliğimi de devam ettirdim. Yaptığım çalışmalar raporlar. Mesela Avrupa Birliği kapsamında hazırlamış olduğum raporlar var. 150-200 sayfalık raporlar. Bunları tabii kitaba çeviremiyorum. Kendi yapmış olduğum çalışmalar var. Bunları dedim kitap haline getirmem gerekiyor benim. Bunlar çok önemli. Tabii 4 tane kitap çıkarmış oldum. İnsan hakları kapsamında polisiye tedbirlerin ele alınması, güvenlik bilimleriyle ilgili 2 tane kitabım çıkmış oldu. İnsan hakları ile ilgili 1 tane kitabım çıkmış oldu. Bir tane de hizmet verimliliği alanında çalışma yapmış oldum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda çalışırken daha üst pozisyonlara gelmek için uğraşıyorum. İç güvenlik konularında sorumlu bir kişi aradılar. Hemen göreve başvurdum. Görevi de kazandığımı söylediler. Tabii kazanınca ilk defa Türk birisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda iç güvenlik alanında sorumlu yani müsteşar seviyesinde bir pozisyona gelmiş oldu.
Ve bu Türkiye tarihinde hiç olmamış bir şey. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda iç güvenlik konusunda direkt sorumlu kişisiniz. Bu ne demek oluyor? Ben mesela Viyana'ya gidiyorum. Viyana'da bütün delegasyonun, yani bütün ülke temsilcilerin, Dışişleri Bakanlığı yetkililerin, bazen Dışişleri Bakanlarının olduğu alanda yapılan çalışmaları sunumlar yapıyorum. Çok özel çalışmalar anlatıyorum. Büyükelçileri çağırıyorum. Büyükelçilerle iç güvenlik alanında neler yapılır bunları konuşuyorum. Bir yıl sonra görevimin uzatması için Türkiye sadece ve sadece evet onaylıyoruz demesi gerekir. Onaylamıyoruz dediler. Sizin ülkenizden ilk defa bir insan kalkmış Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda gelinebilecek en önemli pozisyona gelmiş. Siz ülke olarak diyorsanız ki hayır bu kişinin kalmasını istemiyorum. Hangi mantıkla anlatabilirsiniz bunu? Ne kazandınız yani hayır dediniz ne kazandınız? Şimdi hain diyoruz. Kim hain? Dışişleri Bakanlığı yapmış. Yıllardır Dışişleri Bakanlığı kadrosunda üst düzeyde, stratejik düzeyde çalışan insanlar. Siz normal misiniz diyor. Siz derken bana demiyor, Türkiye olarak kastediyor. Yıl? Yıl 2015. Bunlar da dediler ki tamam, Türkiye hayır dedi. Sen burada sözleşme olarak çalışıyordun. Biz sana kadro veriyoruz. Kadro olarak çalışabilirsin. Ben kadro olarak orada çalışmaya başladım. Ve ben bilmiyorum o zaman şu olacakmış, bu olacakmış. Biz tabii böyle şeyiz yani. Dünyada haberimiz yok. 2016 oldu. 2016 oldu tabii görüştüğüm insanlar. Başbakan, Cumhurbaşkanı. Oturuyorum, beraber kahve içiyorum. Değişik bakanlarla beraber konsere gidiyoruz. Beraber yan yana oturuyoruz, yemek yiyoruz. Bir sürü arkadaşım var. Viyana'ya gidiyorum. Viyana'da yine değişik ülkelerin üst düzey yetkilileriyle konuşuyoruz. Değişik konularda toplantı yapıyoruz. Yani devam etmeniz için kendi ülkeniz yardım etmesi gerekirken Gevur dediğimiz veya Avrupalı dediğimiz insanlar size sahip çıkıyorlar. 2016 oldu. İnsanlar tabii bizi biliyorlar. Bir gün üzgün. Dedi bir problem var. Hayırdır? Dedi sen tamam burada çalışıyorsun. Statün farklı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden bize mektup geldi. Seni terörist olarak görüyorlar. Pasaportunun geçersiz olduğunu düşünüyorlar. Ve işin kötü tarafı seni yakalayıp Türkiye'ye göndermemizi istiyorlar. Bunu bana oradaki arkadaşlar söylüyorlar. Ülkenizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışırken ve başarılarınızın da olduğu bir durumda ki az değil yani 16 tane diplomata başkanlık yaptığınız bir pozisyonunuz da var. Böyle bir durumda ihraç edilmiş olmak ne duygular oluşturdu sizde? Tabii kolay değil. Hayatımda hiç sevmediğim karakterlerdir. Nedir deseniz ilk baştan hainler derim ve hainlikle suçlanıyorsunuz. Ama içim rahat. Niye içim rahat? Şöyle diyebilirim. Bir kere suçun unsurları oluşabilmesi için öncelikle Türkiye'de olmam gerekir. Ben Türkiye'de dahi değilim, diplomatım. Ve bir suç isnat ediyorlar, suçu ispat dahi edemiyorlar, gösteremiyorlar, iddianame dahi hazırlayamıyorlar. Ama beni sadece ve sadece sevindiren nokta şu, ben yanlış bir şey yapmadım. Hakkımı arayacağım ve arayacağım da. Bir dönem gelecek tekrar arayacağım. Şu an cevap veremiyorlar. Yani şunu yaptın diyemiyorlar, cevap vermiyorlar. Ama bir gün gelecek, cevap da verecekler. Verdikleri cevabın yanlış olduğunu göstererekten haklı olduğuma beraatımı da isteyeceğim. Ve Allah'ın izniyle de beraatımı alacağımı çok çok iyi biliyorum. İnsanlar üzgünler. Ben tabii üzüldüm. Ne yapayım, ne edeyim? Artık ister istemez bir şekilde buradan bizim ayrılmamız gerekiyor dedim. MİT hareketlenmeye başladı. Daha çok böyle Üsküp civarına çok daha farklı araçların geldiğini görüyorsunuz. Tedirgin oldum ister istemez. Acaba nereye gideyim diye düşünmeye başladım. Daha sonra da nasibimizde İsveç varmış. İsveç'e bir şekilde gelmiş olduk. Beklenti içine girmeden hayatınızı devam ettirebilirseniz bu sefer hayatınız çok daha kolaylaşıyor. Ve sonuç onun işi, bizim işimiz değil. İnsan sevinçliyken huzurlu olabildiği gibi, üzgünken, ağlamaklıyken de huzurlu olabilir. Hayat insana bunu öğretiyor. Dolayısıyla huzurlu insan olmak çok çok önemli bir şey. Huzuru nasıl yakalarsınız? Doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz. Elinizden gelen
bütün şeyleri yaptıktan sonra takdiri ona havale edebiliyorsanız yapmanız gerekeni yapmışsınız demektir. Ben böyle düşünmeye başladıktan sonra hayatım çok daha kolaylaşmaya başladı. Bu şekilde o zorlukları aştım. Gördüğüm kadarıyla göç eden insanların en çok zorlandıkları kısım ya bulundukları hedef ülkelerinde bir iş sahibi olabilmek. Siz çok güzel bir iş sahibi olmuşsunuz. Biraz işinizden ve o işi nasıl elde ettiğinizden bahseder misiniz? Yani ben ilk geldim buraya, Göteborg'dan geldim. Göteborg'a inmiştim. İltica merkezine gittim, başvurdum. Ben dedim işte diplomattım, böyle böyle buraya geldim, iltica etmek istiyorum. Tabii şaşırdılar yani. Tamam dediler, biz seni inceleyeceğiz ama bu inceleme sürecinde de bizde kalabilirsin. Bizim kampımız var, burada da ücretsiz bir şekilde hayatını idame ettirebilirsin. Tabii oradaki insanlar da sıkıldılar. Yani böyle bir şeyi sana sunuyoruz ama biz de rahatsızız dediler yani. Genç bir arkadaş var, benimle ciddi şekilde konuşmaya başladı. Hani dedi ben anlıyorum seni dedi, belki buraları beğenmiyorsun. Eline aldı bilgisayarı, dedi ki söyle nasıl bir şey istiyorsun? Ben dedim yani en azından şöyle bir iki tane odası olsun. Ben dedi gerçekten dedi senin durumunu anladım. Elimden geldiği kadar sana uygun bir yer bulmaya çalışacağım, bir apartman bulmaya çalışacağım, bir yer bulmaya çalışacağım. Seni orada yaşatmak için üstlerimle konuşacağım. Oturum verdiler. Hatta şimdi süresiz oturum da vermiş oldular. Tabii ben de o zaman İngilizce konuşuyordum. İngilizce, insanlar burada İngilizce konuşmayı seviyorlar. Ama bir de ben burada İsveççe anlatabilseydim çok daha güzel olurdu dedim. Bu bekleme süresini, 17 aylık bekleme süresini gerçekten İsveççe öğrenmeyle geçirdim. Ciddi şekilde çalıştım. Burada işçi bulma kurumu var. İşçi bulma kurumuna kaydediyorsunuz. Mecbur zaten. Onlar da sizi sürekli takip etme durumundalar. Şimdi oraya gittim, ben dedim işte anlattım kendimi, hayat hikayemi. Şöyle bir şey de dediler, yani bizim ileri muhasebe kursumuz var. Hem teknik olarak da muhasebeciliği anlatmış olacağız. Tabii onu almam benim için bir avantaj oldu. En azından somut olaraktan İsveç'te bir diplomam olmuş oldu. CV'mi hazırlamaya başladım. Yeni bilgilerimle, işte İsveççe biraz bildiğimi, işte bu kurstan bahsettiğimi. Bir gün Volvo'dan dediler ki CV'ni aldık. İlgimizi çekti. Seni sınava sokacağız. Tabii bir tane sınava soktular. Onu geçtim dediler ikinci sınav. İkinci sınava girdim. Dediler ki tamam son bir sınav daha var. Üçüncü sınav. O üçüncü sınavda oldum. Daha sonra dediler ki tamam. Volvo çok büyük bir şirket. 20'den fazla ülkede 100 binden fazla işçisi olan bir şirket. İsveç'in de en büyük firması. Volvo deyince akla aslında birçok firma gelmekte. Volvo iş makineleri, Volvo tırlar, Volvo kamyonlar, deniz araçları, tren motorları, finans sistemleri gibi değişik ürünlerimiz var. Ben Volvo'nun iş makineleri bölümünde çalışıyorum. Volvo iş makinelerinin toplamda 14 tane fabrikası var. Bu fabrikaların üretim ve satın alma sistemleri var. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bu fabrikalarla sürekli irtibat halindeyim. Sabah Çin'le, Kore'yle, akşamları Brezilya, Amerika'yla ve gündüz Avrupa'yla olmak üzere. Benim yaptığım iş de bu üretim ve satın alma sistemlerinin daha iyi nasıl olabilir? Gerek kalite, gerekse kapasite, gerekse maliyet olaraktan, gerekse işlerin zamanında üretilmesi ve üretilen malzemelerin dağıtılması kapsamında neler yapılabilir? Bunların değerlendirmesi yaparaktan fabrikalarla beraber çalışmak ve arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Sorumluluk bende. Bu işin sorumluluğunu almış durumdayım. Yöneticisiyim. Dünyada elektrikli araçlar popüler olmaya başladı. Hatta ve hatta İsveç'te bu bir yasal zorunluluk hale gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu aracımız Wild olur diyoruz biz. Elektrikle çalışmakta. Elektrik ünitesine gelip aracı elektrikle şarj ettikten sonra tamamen elektrikli bir şekilde faaliyetleri gösterebiliyorlar. Sadece bu araç değil, bunun gibi birçok araçlarımız bulunmakta. Üretim sistemlerinde yapay zekanın kullanılmasına yönelik birçok çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2 hafta sonra Mahalleşlenen Üniversitesi'nde Ericsson'un CEO'su ile birlikte Volvo adına ben üretim sistemlerinde yapay zekanın nasıl kullanıldığına yönelik bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Tabii benim hayal edemediğim bir şeydi. Yani hiç düşünmedim böyle fabrikatör olmayı bile. Yani bir anda bakıyorsunuz ki 14 tane fabrikanız var, bir sürü insanlar var. Öyle hissediyorsunuz. Gerçekten gidiyorsunuz. Çok hoş bir duygu. Yani Allah bunları da lütfetmiş oldu. O şekilde fabrikatör hissini yaşamak güzel bir şey. Ama böyle hayatın içerisinde ya bu da ne zaman geçecek diye böyle bir anlamda daraldınız, bunaldınız bir dönem oldu mu? İnsanız, hepimiz üzülüyoruz.
zorlandığımız dönemler muhakkak ki oluyor. Hayatta insan sebepler dairesinde elinden geleni yapması gerekiyor. Ama hayat bana şunu öğretti. İnsan sonuç odaklı yaşamaması gerekiyor. Biz çünkü iki dünyalı insanlarız. Bunun bir de duası var. Duasını muhakkak yapmak gerekiyor. Duasını da yaparsanız sebebini oluşturduktan sonra sonucuna bakmak bizim işimiz değil. Buna rağmen tabii ki insan zorlanıyor. Yani gerçekten sıkıntılar yaşadığı düşünüyorsunuz. Böyle ya bir insan böyle yapabilir mi diyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama yaşayabiliyor insan böyle şeyleri. Ama beklenti içine girmeden hayatınızı devam ettirebilirseniz bu sefer hayatınız çok daha kolaylaşıyor. Ve sonuç onun işi, bizim işimiz değil. İnsan sevinçliyken huzurlu olabildiği gibi üzgünken, ağlamaklıyken de huzurlu olabilir. Hayat insana bunu öğretiyor. Dolayısıyla huzurlu insan olmak çok çok önemli bir şey. Huzuru nasıl yakalarsınız? Doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz. Elinizden gelen bütün şeyleri yaptıktan sonra takdiri ona havale edebiliyorsanız yapmanız gerekeni yapmışsınız demektir. Ben böyle düşünmeye başladıktan sonra hayatım çok daha kolaylaşmaya başladı. Bu şekilde o zorlukları aştım. Hayat telafi derler. Dolayısıyla böyle bir göç de insanın hayatında telafi edilecek bir nokta varsa orayı telafi etmeye bir fırsat doğurmuş oluyor. Sizin de mesela bu ikinci hayatınızda başlamış olduğunuz, telafi ettiğiniz veya telafi etmeyi hedeflediğiniz bir şeyiniz var mı? Göç de, bu mecburi göç de insanı ister istemez bir şekilde etkilemiş oldu. Çıplak oluyorsunuz artık. Yani o makamınız, ününüz, diplomat arabanız, lüks hayatınız bir anda geride bırakmış oluyorsunuz. Gerçek dostlarınız, gerçek arkadaşlarınız, gerçek sizi sevenler sizinle beraber kalmış oluyor. Bunu çok rahat görmüş oluyorsunuz. O zamanlar 3-4 tane telefonum vardı, yetişemezdim. 180 tane cevapsız aramam gelirdi. Ama şunu anladım, yani çoğu işi için arıyormuş. Bunlar sadece ve sadece iş ilişkisiymiş, çıkar ilişkisiymiş. Bunu görmüş oldum. Bir insana değerinden fazla değer vermeyeceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Bir. İkincisi, bir insanla da çok fazla oyalanmayacaksınız. Çok güzel kapasiteniz var. İnsanlara çok fazla yardımcı olabilirsiniz. Bir sürü insanlar aslında bundan faydalanabilirler. Belki sizi tanısa çok çok değişebilecek, sizin fikirlerinizden etkilenebilecek yüzlerce insan var. Belki binlerce insan var. Niye bu insanlara gitmek yerine zamanı boşu boşuna belirli bir dar dairede harcıyorsunuz? Ben bunu öğrenmiş oldum. İkinci hayatımda bunu yapmıyorum artık. Daha açılımcı olmaya başladım. Gruplaştırıcı yapılardan uzak durmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer ki insan gruplaşmayı tercih ettiği an sadece bir alana girmiş olursunuz. Mesela şöyle diyebilirim. Ben Türk'üm, bir anda dünyada kaç milyar insan var? Türk dediğiniz zaman bir anda 100 milyonluk gruba girmiş olursunuz. Müslüman dediğiniz zaman belki 80 milyona düşüyorsunuz. İzmirli derseniz veya şu derseniz bu derseniz bir anda yani milyarlarca insanın yaşadığı dünyada kendinizi küçük bir kafese sokmuş oluyorsunuz. Allah insanı gerçekten çok güzel bir şekilde yaratmış. İnsana kucaklayıcı, insana değer verici bakış açısıyla baktığınız zaman daha fazla çevreniz olmuş oluyor. Eğer ki bir insanda karakter varsa, sevmesini biliyorsa, değer vermesini biliyorsa, insanı dinleyebiliyorsa, dinlemek bile çok önemli bir şey. O insanla beraber yola gidersiniz. O size bir şeyler anlatır, siz onu dinlersiniz. Siz ona bir şey anlatırsınız, o sizi dinler. 11 yıl diplomat hayatı yaşadım. Bir 11 yıl daha yaşasaydım bunları öğrenemezdim ama bu dönemde bunları yakalamış oldum. Göçün size bırakmış olduğu en önemli şey olarak bunu söylüyorsunuz. Peki göçün sizin hayatınızda size öğrettiği başka ne var? Okumayı ben çok seviyorum. Eskiden de çok severdim. Belki bazen fırsat olmazdı. Ama bana bir kere daha perçinlettirdi. Dedi ki okumak çok önemli bir şey. İnsan bazen mesela diyor ki kültürüm, benim aile geleneğim veya toplum geleneği. Ama doğru yanlış olabilir yani. Bunu ancak ve ancak okumanın sayesinde insan doğruyu yakalayabilir. Dolayısıyla doğru kaynaktan okumak çok önemli bir şey olduğunu bir kere daha öğrenmiş oldun. Bunun yanında insan fırsatları çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fırsatlar sürekli gelen şeyler değil. Bir kere gelir, yakaladınız. Yakalayamadınız, gitti artık şansınız. Ve ben şuna inanıyorum ki hayatta herkesin muhakkak az veya çok fırsatları oluyor. Bu fırsatları değerlendirebilenler üst kademeye çıkıyor. Daha sonra yeni fırsatlar oluyor, tekrar bir daha çıkıyor. Ama bu fırsatları değerlendiremezseniz maalesef aynı yerinizde saymış oluyorsunuz. Buraya gelince öğrendiğim en önemli şeylerden birisi okumak dediniz. Şöyle sormuş olayım. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazma imkanınız olsaydı
onların neyi okumasını isterdiniz? Ne kadar insan başarılı olursa olsun, ne kadar güzel işler yaparsa yapsın, haddini bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Yani bir yere gittiğinizde statünüzü çok belirgin bir şekilde ön plana koyduğunuz zaman insanlar bundan rahatsız olurlar. Gururlanmamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çok mütevazi olmak önemli bir husus. Bir şey yaparken birlikte yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. İnsan arkadaşlarına önem vermesi gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar önemli bir hazine. Ve bu arkadaşların içerisinde sevmesini bilen, size değer vermesini bilen, sizinle açık, dürüst ve tartışabildiğiniz ortamlarda konuşabilen arkadaşlarınızın hiçbir zaman peşini bırakmayın derdim. Devlete bu kadar hizmet etmiş bir insan olarak, tabii devletin size karşı bu vefasızlığı sizde kırgınlık oluşturdu mu? Devlet deyince somut bir olgudan ziyade soyut bir olguyu kastediyoruz. Ama devletteki insanların bu vefasızlıkları veya yanlışlıkları derken aslında oradaki kişisel yanlışlıklardan bahsetmiş oluyoruz. Ben böyle görüyorum. Hala devletimi çok seviyorum. Hala Türkiye'nin çok çok iyi bir ülke olmasını, uluslararası platformlarda sesinin duyulmasını çok isterim. Çünkü o benim ülkem. Yanlış ancak doğruya gitmek de olur. Şu an bunu göremiyorum. Türkiye gerçekten ve gerçekten beni bırakın kendisini uçuruma atmaya başlamış durumda. Ekonomik kötü gitmeye başlamış durumda. Politikaların hepsi, bizim kurduğumuz, yani benim mesela analiz merkezinde hayallerle kurduğum her şey çok daha kötü olmuş durumda. Kırılıyor muyum? Tabii ki kırılıyorum ama bunun bazı kişilerin bilerek, bazılarının ise bilmeden, farkında olmadan ülkelerine yanlışlıklar yaptığını düşünüyorum. İnşallah akılları başına gelir, düzelirler ama düzelmeleri için gayret içine girmeleri gerekiyor. Böyle bir gayreti de maalesef göremiyorum o insanlarda. Özlüyor musunuz Türkiye'yi? Tabii ki. En çok ne özlüyorsunuz? Ben tabii Türkiye'deki arkadaşlarla görüşüyorum. Bazen diyorum ki ya beraber işte giderdik, oturduk. İşte şunu yerdik, bunu yerdik falan. Bana diyorlar ki sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Buyur diyorum. Diyorlar. Ben yine aynı lokantaya gidiyorum. Aynı yere oturuyorum ama tadını alamıyorum diyor. Niye diyor? Çünkü sen yoksun diyor. Onu üzülüyorum. Ama anladığım kadarıyla şu an maalesef ne Türkiye'dekiler o huzuru, o tadı yakalayabiliyor ne de ben yakalayabiliyorum. Allah sonumuzda hayır eylesin. Peki son olarak ne demek istersiniz? Ben hayatı şöyle görüyorum. Hayat bir yaz boz gibi. Her yaptığımız adımda, her yaptığımız eylemde yaz bozun bir parçasını aslında yerleştirmiş oluyoruz. Bazen yanlış yerleştiriyoruz, bazen doğrusunu yerleştirmiş oluyoruz. Fark ettiğimiz zaman o parça alıyoruz, doğru yerine koymuş oluyoruz. Genç arkadaşlarıma da diyorum, eğer ki hayatta başarılı olmak istiyorsanız, sebepler dairesinde elinizden geleni yapın, gayret gösterin, insana küsmeyin, kucaklayıcı olun, toplumla entegre yaşayın, onlarla konuşmayı, komünikasyonu, iletişimi sonuna kadar açık tutun ve gayret gösterin. Sonra tevekkül edin. Tevekkül ederseniz sanırım olacak her şey.